NATO bir bölgesel güç olarak şüphesiz ki görev yelpazesi oldukça geniş, sadece terörizmi içermiyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi teröristler kendileri için en elverişli olan zeminlerde ya da coğrafyalarda barınmaya, kendilerini orada büyütmeye, geliştirmeye çaba sarf ederken, bu sadece NATO üyesi ülkelerin içerisindeki işbirliğiyle önlenecek bir mesele olmaktan çıkıyor. Nasıl küreselleşen bir dünyada sorunlar, fırsatlar kadar sorunlar da küreselleştiği için terör örgütleri bu manada NATO üyesi ülkelerin dışında kalan coğrafyalarda da kendilerini var edebiliyor. Farklı biçimlerde kendilerine ilgi duyanları etkileyebiliyor. Dolayısıyla da eğer terörle mücadelede bir başarı ya da teröristlerin bu konudaki etkilerinin kırılması, azaltılması isteniyorsa uluslararası bir işbirliği kaçınılmaz. Şüphesiz ki Birleşmiş Milletler sadece devletler değil, devlet dışı aktörlerle de işbirliği yapmakla birlikte bugünkü uluslararası düzenin esas oyuncuları devletler ve dolayısıyla da bu mücadele devletlerin sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Biraz önce de sözü ettiğim gibi devletlerin her birinin kapasitesi, öncelikleri, bu konudaki duyarlılıkları birbirinden oldukça farklı. O yüzden Birleşmiş Milletler ortak bir bakış ve vizyon geliştirmeyi, devletlerin birbirleriyle olan tecrübelerini, devletlerin terörizmle mücadele tecrübelerini paylaşmayı, birbirlerine bilgilerini paylaşmasını, bu konudaki destekleri ve özellikle de terörizmi bir sorun olarak birbirleriyle olan politikalarında ötekine karşı kullanmama ilkesini ve daha güvenli bir dünya için gerek deniz yolları, gerek hava yolları, gerekse iletişim dünyasında işbirliği yapmaları şart. Eğer devletler bu işbirliğinden kaçınacak olurlarsa ortaya çıkacak olan bütün fay hatları ve boşluklardan da uluslararası ve yerel terörist örgütler faydalanmaya, böylece hem uluslararası düzeni hem faaliyet gösterdik bölgelerdeki kamu düzenini, ekonomiyi, sosyal hayatı, insan psikolojisini de geniş bir biçimde olumsuz olarak etkileyecektir. Bu da terörle küresel manada bir mücadelenin özellikle Birleşmiş Milletler ve ulus devletlerin işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu bize gösteriyor.